6-12 Şubat sevgili Boğa burçları, nasılsınız? Abone, yükselen, ay burcu Boğa olan güzel takipçilerim, güzel, keyifli, umutlu, sevgi dolu, aşk dolu, ifadeleri güzel bir hafta sizlerle olsun efendim. Sevgili boğalar, özellikle bu ara duygusal hayatımızdaki değişken karakterimiz, yıpratıcı konuşmalar, böyle iğneleyici laflar havada uçacak. Kendiniz sanki bu ilişkiyi ben tanımadım mı? Yani bu insanı ben tanımıyor muyum? Nerede bu hata yaptım diye bir zerdeniş döneminiz başlayacak. Hani etme bulma dünyası mı deriz ya bazen, etme bulma dünyası mı yaşıyoruz? Hayır efendim, karşı tarafın psikolojik evrede yaşadığı bazı karışıklıklar onu fazlasıyla yıprattığı için sizi de fazlasıyla böyle sık boğaz etmeye, paranoyakça fikirlerini size anlatmaya çalışıyor. Siz de sakin ve mantıklı olursanız ilişkide bir sadelik dönemine gel. Ama onunla aynı karmaşaya girerseniz ciddi anlamda kendinizi yıpratır ve ağlama krizleriniz olabilir ve en ufacık şeyde kendinizi kontrol edemeyebiliriz. Derin nefes alacağız. Bu annemiz olur, eşimiz olur, sevgilimiz olur, yakın dostumuz olur. Rica ediyorum, siz kimsenin kullanma kılavuzu değilsiniz. Yeter artık. Sizin kullanma kılavuzunuzun son dönemi bitti. Değişmeniz gerekiyor. Bazı fedakarlıkları geride bırakmanız lazım. İş konusunda özellikle 8 Şubat itibariyle hayatınızda değişmesini istediğiniz konum, mertebe, başarı, bunlarla ilgili çok sürpriz gelişmelere şahit olacaksınız. Kurumsal alanda yaşadığınız krizler yavaş yavaş toparlanacak. Hakkınız olmasını istediğiniz masanın sinyalleri, ekip çalışmalarımızla alakalı enerjimizin daha yüksek olacağı bir performans haftanız söz konusu olacak. Ve bilgeliğiniz ve sade duruşunuzla birlikte hak edilişiniz de size sunulacak. Kendi işinize ve kendi alanınızda hizmet ettiğimiz noktada rahatsız olduğumuz insanların artık gerçek yüzlerini bildiğiniz için siz de onlar gibi davranmaya devam ederek işinizi daha büyütme noktasındasınız. Devletle ilgili var etmek istediğiniz iş imkanlarınızla alakalı noktada da güzel fırsatlarınız söz konusu olacak. Taşeron bir firmadaysanız Şubat sonuna kadar, Mart ortasına kadar memurluk ya da devletle alakalı evraklarınız imzalanmış olacak ve bu konu sizi mutlu etmeye doğru ilerliyor. Eğer ki sen küçük bir alanda çalışıyorsanız, büyük bir firmadan bir beklentiniz varsa, bunlarla ilgili başvurularda çağrılma, mülakat konularımızda daha keyifli ve eğlenceli gelişecek, bunu söylüyorum. Özellikle de büyük teknolojik alanlarda çalışıyorsanız ve de bu alanlarla alakalı yeni canlanma, projeniz, kendi yapmak istediğiniz alanlardaki imkanlarımız bize sunulacak. Yaptığınız iş teknolojik bir saha noktasındaysa ve iletişim, hakimiyetin yoğun olduğu bir noktadaysanız gücünüze güç, renginize renk katacaksınız. Küçük bir dükkanınız varsa, küçücük bir noktada işiniz varsa bu hafta daha renkli, daha keyifli bir haftanız olacak. İnsanlar, tanışmak, yeni insanlarla birlikte iş alanınızdaki var olacak dengeyi daha keyifli tadabilirsiniz. Unutmayın ki 11 Şubat'ta Merkür Kova burcu evresinde sizi yaralayan aile büyüklerimiz, anne köklerimiz, bunlarla alakalı artık kısıtlama dönemimiz bitmiş. Daha sorumluluklarımız ve bizim ailemiz diyeceğimiz sözler ön planda olacak. Aynı şekilde evliyseniz eşinizin ailesi, sizin aileniz bu noktada ilişkinizi kısıtlıyorsa ve zarar görüyorsanız bunları görme döneminiz olacak. Bence bu haftayı doğru değerlendirmenizi istiyorum. Sevgili çalışan evli çiftlerimizle alakalı özellikle sürpriz haberleşme, işinizle ilgili açık olmanız gereken yeni fırsatları göz önünde bulundurmanız lazım. Çocuklarla alakalı yaşadığımız sorunları görmemezden gelmeyin. Biraz o çocuklarımızın servis ya da okul konularıyla ilgili yoğun bir temponuz söz konusu olacak. Şimdiden buna da odaklanın. Yurt dışına yerleşmek, yurt dışı ile ilgili tempolarınız varsa biraz bu konularda aksilikler söz konusu olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. İlişki konusunda artık kısıtlanma döneminiz bitiyor. Sevgi, şefkat, huzur, sorumluluk. Yani sizin sorumluluğunuzu almayan kişiler sizin sorumluluğunuzu bilinçli şekilde alacak. Bu ara telefon hediye alabilirsiniz. Araç konusunda kararsız olduğunuz noktalarda değişimler sizi mutlu edecek gözüküyor. Uzun soluklu ilişkinizle ilgili güvensiz olduğunuz alanları da iyileştirmek için sizin adım atmanız lazım. Karşı taraf biraz somurtkun ve içine kapanık olduğu için ne yapmak istediğini, ne duygusu olduğunu bilmiyorsun. Sizi çok seviyor, bunu bilmenizi istiyorum. Uzun süredir ilişkiniz yoksa ve hala bu konuda kendinizde şanssızlıklar arıyorsunuz,
diyorsanız ve ben uğursuzum diyorsanız herhangi bir uğursuzluğunuz yok. Gül suyu mesela bir gül suyu kaynatın, onunla abdest alın ve arkasından namazınızı kılın ve Yasin okuyun, rızk kapılarınız bedensel şifalanmanız olur ve enerjiniz insanlar tarafından çok sevilir ve gerçekten de hani bazen insanda şeytan tüyü var deriz ya, siz de o enerjiye sahip olabilirsiniz. Bu ara ayrılma fikri olan ve bir türlü ilişkiyi kurtaramayan sevgili boğalar için, evet ilişkinin size bir faydası yok zarardan başka. Bütün her şeyi siz yapıyorsunuz ve karşı taraf ben yapmış gibi duruyor ve artık veda etmeniz gerekiyor. Onun hiç değişmeyeceği, aynı karakterde kalacağını bilmeniz lazım. Bununla bir ömür geçmez. Doğru düşünün, doğru karar verin diyorum. Sevgili gençler, ailenizde araç konusunda zorluyor olabilirsiniz. Biraz daha onların da ekonomik evrelerini biraz daha dikkate almanız gerekiyor. Bu ara çocuklarımız motora, araba, bu tarz merakları, teknolojik olan hız merakları söz konusu olabilir. Bilgisayar, cep telefonu, bu tarz değişimler isteyebilir. Ekonomik zorlanmanızı istemiyorum. En azından seçim bitene kadar burayı biraz daha bekletmemiz gerekiyor. Bu ara nişanlanma, aile içerisinde söz, nişan yoğunluğu, düğün tarihi belirlenmesi, temposu, kına, hani nişan alışverişleri bu hafta böyle hafta sonunun enerjisini tadacaksınız. Akşam yemeği, cuma akşamı, cumartesi akşamı güzel bir teklif ve parmağınızdaki o yüzük ya da istediğiniz size sunulacak, hayırlı olsun diyorum. Evli çiftlerimiz için evet dedim ki aileler, çevre, o bu sizi yıpratıyor. Biraz daha birbirinize romantik olduğunuzu, sevginizi daha doğru ifade etmeniz gerekiyor. Ve zaten de siz birbirinizi çok seviyorsunuz. Diliniz maşallah arılar tepsin diyeceğim. Kırıcı konuşuyorsunuz. Yani bir boğa burcunun kırıcı oluşu çok serttir. Rica ediyorum birbirimizi evimizde incitmeyelim. Çocuk, çocuklarımızla ilgili ufak tefek evde eksikliklerimiz var. Bu hafta sonu bu alışverişi yapacağız. Hem çocuklarımızı hem de eksik olan noktamızı belirleyeceğiz. Evet, mesela fritözünüz bozulabilir. Mikrodalganız, fırınınızla alakalı değişmesi, çaydanlığınız değişebilir. Bu tarz mutfakla alakalı değişimler söz konusu olacak. Diyorum dedim bile, boşanma fikri olanlarda bu Şubat bitmeden anlaşmalı şekilde yol ayrımı. Aileye ait mallarla ilgili de özellikle ev almak, ortak aile desteğiyle yatırım yapma fikriniz varsa olumlu bir süreç. Çünkü olumsuz evreyi yavaş yavaş hayatımızdan çıkartıyoruz. Eviniz küçükse büyük bir ev alma fikriniz varsa araştırmalar başladı. Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. Sağlık olarak özellikle alerjik reaksiyonumuz, kulak burun enfeksiyonlarımız daha yoğun olabilir. Cilt alerjisi yaratabilir. Dikkatli olun. Bu ara özellikle çocuklarımızla alakalı noktada beslenmelerine dikkat etmeniz gerektiğini uyarıyorum. Her şey istediğiniz, her şey kalbinizdeki gibi nefes almayı nasip etsin. Sevgi ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın. Sevgili Başaklar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, yükselen ve ay burcu Başak olan güzel ailem hoş geldiniz diyorum. Evet, biraz daha kendimizle ilgili planladığımız, programladığımız, işlerimizle alakalı yaşadığımız krizleri daha net göreceğimiz bir hafta ve her şeyden önemlisi anlaşılır yönümüzü ve kendimize ait iş alanını kabul edeceğimiz bir hafta. Yani sorumluluklarımızdan çok kabul etmeyi ve benimsemeyi, bulunduğumuz noktadaki krizleri artık olay değil, gerçek sahiplenmeyi öğreneceksiniz. Ve hatta prim noktasında çalışıyorsanız bu hafta ve özellikle parça primler alıyorsanız daha başarılı ve aydınlık haftanız söz konusu olacak. Dışarıdaki grup çalışmalarımız, yapacağımız işler, denetleyeceğimiz konularda aktif rol alacaksınız. Bunları doğru görmeniz gerektiğini uyarıyorum. Aynı şekilde kurumsal bir firmada üst düzey yöneticilik imkanı var ve sistem komple değişecek. Sizin de değişmesini istediğiniz mevkiniz var. Bununla ilgili yeşil ışık, kırmızı ışık, sarı ışık hepsi sizin için olumlu gözüküyor. Mücadeleye de devam diyorum. İnsan kaynakları, finans, muhasebe, kendi alanınızda, finans alanındaysanız bu dönem belki işle ilgili yaşadığınız insan krizleri yüzünden odaklanamama sorununuz olabilir ve onların algılama evresiyle ilgili tartışmaya açık yönümüz de olabilir. Sakin geçiş, onlar sadece geçici insanlar, siz orada kalıcısınız. Lütfen mümkün olduğu kadar bu noktayı kontrol
kontrol etmeyi ve kendiniz derin nefes almayı unutmamamız gerektiğini uyarıyorum. Aynı şekilde de dışarıda koşturmalı, alım satım, ihracat, bu tarz alanlarda yoğun bir fayansçı, boyacı da olabilirsiniz. Bu dönem çok hareketli ve yoğun bir haftanız var. Bunlarla ilgili kazançlarınız doğru noktada yol alacak ve güzel bir yol alışı var. Para olarak da kendinizi daha rahat da hissedeceksiniz. Anne köklerimize ait miraslar, çözülmesi gereken konularla ilgili dayı, teyze dediğimiz insanlarla hane içerisinde krizler var. Siz insan buluyorsunuz, onlar saptırmamaya çalışıyor. Yasal süreçle bunu halletmeniz lazım. Onların diline, zamanına beklerseniz sıkıntı yaşarsınız. Eğer ki yakın dostunuzla bir iş kurmak, kendinizi farklı alanda renk katmak istiyorsanız, evet bu süreci başlatabilir. Ama bulunduğumuz noktayı kaybetmeden başlatırsanız daha güven alanınız taze olur diyorum. Aynı şekilde yurt dışı ile ilgili iş kapılarında çalışan güzel takipçilerim için şanslı, bol seyahatli, hatta rehber olabilirsiniz. Bol gideceğiniz geziler size farklı enerji yaratacak. Yepyeni insanlar tanıyacaksınız. 8 Şubat'ta gökyüzü farklı sosyalleşmeyi gösteriyor. Yani içinde olduğunuz ilişkilerin değişimi, canlanma, enerjinizin daha yüksek olacağı ve kendiniz farkında olmayarak kendinizi daha doğru ifade etmeyi de sunacak. Kardeş, kuzen, iş kapılarımız varsa teknolojik olarak onu daha büyütmeye çalışacaksınız. Çevre, reklam, kurumsallaştırma dediğimiz altyapının da dizaynını oturtmuş olacaksınız. Hatta grup çalışmaları da yapmak size ayrı bir renk katacak. Ve buranın reklamını dijital sahada, alanda yapmak istediğiniz alanlarda da başarı var. Anne ve kardeş, yani annenizle iş kurmak ya da annenizin, hani bulunduğunuz şirketten ayrılamadığınız için aile büyüklerinize iş kurup ben bu işi yaparım diyorsanız kesinlikle yapmanız lazım. Acayip yaratıcı bir beyniniz var. Ailenizin de böyle bir enerjik olarak yeni bir enerjiye ihtiyacı vardı. Hanedeki iş doğumu hanenize bereket getirecek. Anneanne, teyze, dayı, dede sağlık problemlerimiz yoğun olabilir. Biraz bunlarla ilgili koşturmalar yaşasanız da sağlıklı bir süreç gösteriyor ama anneanne, yani annenizin annesi, annenizin büyükleriyle ilgili bir sıkıntı sürecimiz de var. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Mesela ablalığınız varsa, abileriniz varsa onların kendi egolarıyla savaşmaktan çok yoruldunuz ve yalnız kalmak istiyorsunuz. Ev üstünüze geliyor olabilir. Ortak evi ne yapacağız? Siz gidin dolanın, gelin sonra stresinizi dışarıda atın. Niye insanların huzurunu bozuyorsunuz ki? Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada da özellikle yeni bir oluşum ve beklenti içerisinde olduğunuz evrağınız imzalanmış olacak ama sizin istediğiniz bölüm değil, başka bir bölüme verileceksiniz. Bu da sizi çileden çıkartabilir, eski yerinizi isteyebilirsiniz. Özellikle işiniz devletle alakalı bir noktadaysa da, çalışıyorsa da oradaki iş karışacak, biraz karışık sistem, evde huzursuzluk, çocuklarla ilgili bağda sorun doğsa da o halledecek, ev düzeninde rahata erecek. Sevgili gençler, evet eğitim hayatınız başladı, çok gergin, çok streslisiniz, kimseyi duymak, devamlı uyumak istiyorsunuz, adapte olmaktan sıkılıyorsunuz, okuduğunuzu anlamıyorsunuz. Bir spor yaparak, sabahları sakin uyanarak, bilinci, hani bazen algılarımız birbirimizi algılayamıyoruz. Ne yapalım? Beyin takviyesi, doktorunuza başvurarak, aileniz doktorunuza başvurarak algılama evreniz için takviye gıda tüketebilir. Beyin enerjimizi daha kullanılır hale getirebilirsiniz diyorum. Aşk konusunda acımasız hayat yaşadım diyen sevgili takipçilerim için acımasız bir hayat yok. Sakin oluyorsunuz, enerjinizi doğru tutuyorsunuz. Çünkü geçmiş ayaklarınıza seriyor. Kiminle hesaplaşmak istiyorsan, kime mesaj atmak istiyorsan, kimden cevap bekliyorsan hepsi tek tek gelecek. Yeni ilişkiye başlayanlara agresif başlıyorsunuz ve ilişkiye fırsat vermiyorsunuz. Daha sakin başlangıçlar yapın. Uzun soluklu ilişkinizle ilgili bazen bitsin mi, kalsın mı dediğimiz noktadasın. Ama kişiye sen yapışmışsın. Kişi seni bırakmak istese de sen bırakmak istemiyorsun. Bu bağımlılık, duygu yoksunluğundan ve yanındaki alışkanlıkların biraz daha değiştirmen lazım. İlişkin doğru, bırakmana gerek yok. Senin değişmen lazım. Bir de unutmayalım ki çok yeni tanışanlar için
İlişkiye fazla ego katmayın, sakin kalın. Evli çiftlerimizle ilgili özellikle eşinizin, yani kocanızın yaşadığı iş haksızlıkları, işten çıkartılma, bazı krizler evimize yansıyacak. Destek olmanızı öneriyorum. Aynı şekilde sizin de bulunduğunuz, yani merdiven temizliğine gidiyor olabilirsiniz, apartman temizliği içerisinde ev temizliğine gidiyor olabilirsiniz, çocuk bakıyor olabilirsiniz. Oradaki kaosu çocuklarımıza ve ev içerisine yansıtmamanız lazım. Ama mutlu evli çiftler için de eşiniz ya da sizin eşinize alacağınız hediye her iki taraf için de sağlıklı ve mutlu olacak. Bir de ev almayı düşünen sevgili takipçilerim için ev anahtarı için doğru başvuru, doğru süreç. Hani belki TOKİ'ye katılmak istiyorsunuz. Olumlu bir evde endişe etmenize hiç gerek yok diyorum. Bu ara sanatsal ruhunuz da çok ön planda olacak. Yaratıcı sanatçılığınız, kimliğiniz. Yani bunlarla ilgili kurslar, bunlarla ilgili eğitimler alarak kendinizi daha güçlü bir noktaya oluşturabilirsiniz. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken diş eti iltihaplarımız ve ağız aflarımız ve migrenimiz olabilir. Dikkatli olun, sevgili olun, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Sevgili oğlaklar, yükselen ve ay burcu oğlak olan güzel takipçilerim. Evet, biraz daha sizin için ne diyebilirim? Enerjinizin yüksek olmasını, umutlarınız ve hayallerinizde daha sağlam adımlarla başlayacağınız bir hafta olacak. Özellikle dijital alanlarda, yani çalışma temponuz o alanlardaysa çok güzel gelişmelere, yeni oluşumlar, yeni fırsatlar ve yeni grup oluşumlarınız size güç katacağını gösteriyor. Kendinize olan, var ettiğiniz istekleriniz, yaşam kalitenizle ilgili planladığınız, hani hayattan umudumu kestim derken umut dolu bir haftaya geçiş sağlıyorsunuz. Allah ayağınıza taş değdirmesin diyorum. Aynı şekilde dijital alanda kendinize iş kurmak, yurt dışı ile bağlantılı mailler, mesajlaşmalarda olumsuzluklar yok. Gayet de güzel anlaşacağınız süreçler size mutluluk ve huzur verecek. Kurumsal alanda farklı iş kapısı ile ilgili beklenti içerisinde olduğunuz noktadan olumsuz cevap var. Yerinizde sağlam kalmanızı, hatta firmanız her geçen gün kendini daha çok büyütme ve yurt dışı ağlarını güçlendirme telaşında. Siz orada kendi dil eğitiminiz eksikse, kendinizi eksik gördüğünüz noktalarda bu konularda eğitim alarak bulunduğunuz firmada güçlenmenizi tavsiye ederim. Aynı şekilde devletle bağlantılı kurumsalda çalışıyorsanız farklı bir kurumsaldan gelecek bir teklif sizi mutlu edecek. O teklifi değerlendirmek size keyif verebilir diyorum. İşsizseniz ve hala iş krizlerinizle ilgili çözemediğiniz ve sizi mutlu eden noktalarla ilgili yakın dönemde güzel bir iş kapınızın da kalıcı süreçli anlaşmasını sağlayacaksınız. Sabit bir alanda çalışıyorsanız, ne akar ne kokar şeklinde elhamdülillah diyorsanız, firmanız yavaş yavaş kendini daha güçlendirecek. Siz emekliliğiniz ya da çalışmak istediğiniz kadar o firmada bir risk yok. Ama siz de biraz daha atik olmanız lazım. Ekstra kafanızda projeler yaratarak hem bulunduğunuz noktayı hem de kendinize yeni şeyler katabilirsiniz. Bu ara memleketine taşınıp toprak, tarım, bu tarz işlere merak saran sevgili takipçilerim için doğru karardasınız. Küçük küçük yerler biriktirmeyi ve aile büyüklerinizin desteğiyle bu karar doğru. Ama gitmek için acele etmeyin. Topraklarınızı yavaş yavaş almaya özen gösterin. Bir de kuzen, amca çocuklarıyla ilgili yer bölüşmesiyle ilgili bazı krizler olabilir. Ama siz zaten toprakla çalışmak, zeytin ağacı dikmek ya da üretim yapmak istiyorsunuz. Lavanta yapmak istiyor olabilirsiniz. Bu mısır koşanlarıyla uğraşmak istiyor, ekin ekmek istiyor olabilirsiniz. Topraklar kıymetli, yavaş yavaş toparlamanızı istiyorum. Bu ara yurt dışına yerleşmek ve bununla ilgili mücadele eden sevgili oğlaklarımız için şunu demek istiyorum. Evet, devam edin mücadelenize. Biraz zorlanacaksınız ama yurt dışından destek alarak yakın bir dostunuzun, yakın akrabanızın desteğiyle birlikte oraya yerleşme hakkınız söz konusu olacak. Bir de bazı oğlaklar kaçak yolla gitmeyi planlıyorsunuz. Özellikle deniz üstüyle gitmeyi planlıyorsanız gerçekten sıkıntı olabilir. Mantıklı ve yakalanabilir, sınır dışı edilebilirsiniz. Bir daha giremeyebilirsiniz, dikkatli olun. Ama firmanızın yurt dışı ile alakalı büyük değişimleri söz konusu olacak. Kendinize fırsat verin diyorum. Bu ara küçük dükkanınız varsa, yeri büyütmek istiyorsanız acele etmeyin. Sakin sakin yerinizi kollayın, denetleyin. Büyük bir kulübünüz olabilir, gece kulübünüz olabilir, eğlence, restoran. Bu dönem biraz daha çok yoğun reklam,
enerji yoğunluğu söz konusu olacak ve para kazanmanıza hakimiyet kuracaksınız. Bu ara içinizde yazı yazmak, kitap yazmak, çocuk hikayeleri fikriniz ve içinizdeki farklı yazılara, resme dökmek istiyorsanız bu yeteneğinizi de ön planda yapabilirsiniz. Özellikle çalışan çiftlerimizle ilgili sakin bir hafta. Evet, evraklar, yeni masalar, yeni kurumlar yoğun olsa da yerinizde bir sıkıntı yok. Hatta eşinizin işiyle ilgili sürpriz değişimler para olarak da evimize güç kazandıracak. Şöyle diyeceğim, yatak odanız, çocuk odanız ya da misafir odanızda değişiklikler söz konusu olacak. O da uzun süredir istediğiniz bir konuydu. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sevgili gençler, yurt dışında okumak isteyen sevgili güzel oğlak ve yükselen ve ay burcu oğlak olan güzel takipçi çocuklarım. Evet, bunu başarıyorsunuz. İsteğiniz yurt dışı. Allah yolunuzu ayağınıza taş değdirmesin. Memleketimize geri gelin lütfen. Çünkü sizler bizim Atatürk'ün bize, yani biz de bir Atatürk çocuğuyuz. Sizler bu ülkenin en güzel çocuklarısınız. Sizlere kıyamıyorum. Lütfen ülkemize, toprağımıza, bayrağımıza, vatanımıza geri dönmenizi istiyorum. Aynı şekilde çocuklarınızın sağlık ya da mühendislik alanında eğitim görecek evlatlarınızla ilgili destekleyici bir gökyüzü var. Onların odak sorunu yok, kafaları karışık. Aşk konusunda devamlı aşık olan sevgili oğlaklar, şu aşka doymadınız, aşkı da bulamıyorsunuz. Nerede saçma sapan kendinize uygun insanları, kendinize aşık ediyorsunuz, sonra ben aşık değilim diyorsunuz. Mantık aşkı bekliyor. Artık mantıklı ilişkiler yaşayıp düzen kurmanız lazım. Beğenmeye evde kalacaksınız. Kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Uzun soluklu ilişkinizle ilgili de şüpheler edinmeye başladınız. Seviyor mu, değer veriyor mu, eş olur mu, hanım olur mu diye. Hayat arkadaşınız çok doğru. Siz çok böyle kendi kendinize göklere çıkıyorsunuz bir dakikada. Biraz daha inatçılığınız, biraz daha eleştirmen ruhunuz, biraz daha acayip bakışlarınızı değiştirin. İlişki güzel giderken ilişkiyi çukura atmayın. Gerek yok. Çukurda değiliz şu an yani. Yerimizde kalalım lütfen diyorum. Bir de sevgilinizden sürpriz hediye bekleyen sevgili oğlaklar için, evet, güzel hediyeniz uğur getirsin, bereket getirsin, içinizdeki aşkla getirsin diyorum. Mutsuz evli çiftlerimiz için boşanma fikri Haziran sonrasına bıraktınız, çocuklar yıpranmasın diye. O sırada bir ilişki terapisti, çocuklarımızla aramızdaki bağ içinde ilişki terapisti alarak dengeleyebiliriz. Aile apartmanı, kayınvalide, eltiyle yaşayan sevgili oğlaklar, kıyamet kopacak, dedikodular havada olacak, dikkatli olun. Yani 11 Şubat'ta Merkür Kova geçişiyle birlikte iletişimdeki kıskançlıklar, iletişimdeki yaşanacak, mesela onun eşi ona son model telefon alıp sen de o telefonu alamayacağınız için krizler çıkabilir. En iyi televizyonu onlar odasına alırken siz alamayacağınız için ya da siz alıp onlar alamayacağı için krizler çıkabilir. Dikkatli olun. Boşanma davası sonuçlananlar hayırlı olsun. İstediğiniz hakları alıyorsunuz. Çocuklarınızla ilgili istediğiniz imkanlar da aydınlığa kavuşuyor. Ama sizin çocuğunuzun babayla olan bağı kötülemeyi bırakın. O onun babası. Yanlış evlilik yapsanız da Allah o insandan nasip etmiş. Evde baba sülalesini, babayı kötülemeyi bırakmanızı temenni ediyorum. Aynı şekilde sevgili kayınvalideler, yani babaanneler, gelininizi kötülemeyi bırakmanızı istiyorum. O çocuk, o anneden dünyaya gelecekmiş. Ona da değer verin. Siz de bir annesiniz. Bir de bir ev mevzusu ile ilgili belediyeden sıkıntı, tapu, yazı ile alakalı sıkıntı söz konusu olabilir. Evinize mühür vurulabilir ya da kiracınız evde her bir şey yapıyor olabilir. Eviniz mühür yiyebilir. Dikkatli olun diyorum. Evlenmiş, boşanmış çiftler iş konusunda biraz ve para konusunda biraz daha kendinizi geliştirmemiz gerektiği bir döneme giriş yapacaksınız. İlişkiniz güzel gidiyor. Evlilik düşünmüyorsunuz. Mutlu olan her şey sizin ayağınızda. Karar sizin. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken kan dolaşımımızla alakalı sıkıntılarımız, bel ve boyun hassasiyetimiz ve özellikle de göğüs etrafında süt bezleri dediğimiz sıkıntılarımız olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Bir de bu ara alerji ilaçları sizin vücudunuza sıkıntılı. Doktorsuz ağrı kesici bile içmeyin. Aman Allah göstermesin diyorum. Mutlu olun, sevgi olun, aşk olun, saygı olsun.